Biz aynı yıl doğduk. 100. yılımıza birlikte girdik. Tarihimizin sayfalarını birlikte yazdık. Anadolu, yıllar süren savaş ve işgalin ardından yanmış, yıkılmış ve şehirler viraneye dönüşmüştü. Bu enkazdan yepyeni bir ülke kurulacaktı ama neyle? Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği görmüş ve ülkenin kuruluşuna katkı verecek, yurt dışından gelecek sermayeye karşı olmadığı mesajını İzmir İktisat Kongresi'nde veriyordu. Bu mesajdan sadece 17 gün sonra İstanbul'da bir şirket o davete kayıtsız kalmadığını dünyaya ilan ediyordu. 6 Mart 1923'te Shell bu tarihi adımla Türkiye'ye geliyordu. Büyük bir savaştan çıkmış, yıkık ama umudu olan bir ülke. Bu anlamda tabii ülkede ihtiyaçlar da var. Bizim yani Shell'in hikayesi de aslında tam bu noktada başlıyor. Şirket Galata'da Bankalar Caddesi Generali Han'ın 3. katında faaliyetlerine başladı. Shell'in ilk adımı Anadolu'da yeni bayilerle anlaşmaktı. Kurumun tercihi bütün istasyon sahiplerinin ve çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmasıydı. Kuruluşun üstünden henüz birkaç yıl geçmişken İstasyon ve distribütör ağı genişliyor, şirket büyüyordu. 1931 yılından itibaren Shell Tayyare Servisi faaliyete geçti. Sonraki birkaç yılda Devlet Hava Yolları'nın kuruluşuyla Shell bu alandaki çeşitliliğiyle yeni hava yollarına da yakıt sağlayacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışı dünyadaki bütün dengeleri değiştiriyordu. Shell bu dönemde İstanbul'daki yönetim merkezini Konya'ya taşıma kararı aldı. Shell, savaşın bitimine kadar Konya'da kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Türkiye tercihini Cumhuriyet'in belirlediği o yolda muasır medeniyetten yana kullanmıştı. Türkiye'de 1954 yılında çıkan petrol kanunuyla ilk kez yabancı şirketlerin de petrol arama çalışmasına izin verildi. Bu kanunla birlikte Shell, Türkiye'deki icraatlerine arama faaliyetlerini de ekliyordu. Türkiye'nin özlemle beklediği müjdelerden biri 19 Haziran 1960 günü Kayaköy'den fışkırıyordu. 1963'te Kurkan, 1964'te Beykan, 1965'te Batı Kayaköy, yine 1965'te Şahaban, 1967'de Güney Kurkan, 1968'de Piyanko ve 1970'te Malatepe'de ardarda petrol fışkırmaya başladı. Shell, Türkiye'de ürettiği petrolü rafine ederek yine Türkiye'de kullanmaya karar vermişti. 1958'de başlayan yatırım ve çalışmalar sonunda 1962'de ilk rafineri açıldı. Anadolu Tasfiyehane Anonim Şirketi, yani ATAŞ'ın logosundaki üç ışıktan biri Shell'i temsil ediyordu. 1975 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ürettiği toplam petrolün %55'i Shell'in petrol kuyularından çıkıyordu. Asıl ilginç olansa Shell'in bu dönemde sayıları 600'ü geçen bayilerinde sadece Türkiye'de çıkan benzin ve mazotun satılmaya başlanmasıydı. Shell'in tek başarısı açtığı kuyulardan fışkıran petrol değildi. Bu yeni dönüşüm sürecinin en önemli yatırımı 1963'te üretime geçen Shell Derince Madeni Yağ ve Gres Fabrikası'ydı. Shell'in petrol yatakları dışındaki ikinci büyük atağı ise kimyevi ilaçlar yatırımıydı. Petrol türevlerinden üretilen bu kimyevi ilaçlar bir tarım ülkesi olan Türkiye'de tarımsal verimliliğin artışında bir kilometre taşı oluvermişti. Türkiye'nin yerli otomobillerinin üretimi başladığında Shell, Murat 124 marka araçlara kendi yağ ve akaryakıtıyla katkı veriyordu. 1969'da ise Shell, Türkiye'de ilk kez kullanılacak olan yüksek oktanlı benzin satışına başlamıştı. 1982 yılına gelindiğinde Shell, ülkenin en çok vergi ödeyen firmaları arasındaydı. Dönemin en sükse yapan ürünlerinden biri ise Shell Rotella yağ idi. Shell. Önceliğimiz hep Türkiye oldu. Türkiye'nin ihtiyaçları değişti, biz de değiştik. Ülkemize yaşattığımız ilklerle gurur duyduk.
1992 yılında Shell, Türkiye'de TS ISO 9002 kalite güvence standardına sahip ilk petrol şirketi oldu. 1994 yılında ilk açılan Select Market uygulamasıyla tüketicilerin bütün ihtiyaçlarına cevap vermeye başladı. 1996 yılında başlattığı ve Türkiye'nin ilk elektronik filo satış sistemi olan Shell Taşıt Tanıma Sistemi 26 yıldır sektörde liderliğini korumaya devam etti. 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de ilk kez uygulanan ve yıllar içerisinde gelişerek devam eden kanopi sistemiyle 2000'li yılları karşıladı. Bu kanopilere uygulanan güneş enerjisiyle bugün 40'tan fazla istasyon enerjisini güneşten alıyor. 2002 yılında sektörün ilk müşteri sadakat programı olan Shell Club Smart Card programı hayata geçirildi. 2000'li yılların başında elektrik ve doğalgaz piyasası ve petrol piyasası kanununun yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de enerji piyasalarında liberalizasyon anlamında önemli bir adım atılmış oldu. 2006 yılında Türkiye'de enerji sektöründe köklü ve tecrübeli bir isim olan Turkas'la birleşme kararı alındı. Shell Turkas'ın istasyon sayısı 1000'i geçti ve bu birleşme sonrası tam 15 yıl üst üste Türkiye'nin en beğenilen akaryakıt şirketi oldu. Shell Turkas, the network in Türkiye under the Shell brand is in the top 5 retailing operations in the world. So very very important part of the portfolio. Shell tıpkı karada olduğu gibi denizde de sunduğu avantajlarla sektörde önce olmayı sürdürüyor. 60 ülke ve 700 limanda hizmet veren Shell Marine'in pazar payı %30'u geçiyor. Liderlik hep önde olmayı gerektiriyordu. Shell, istasyonlarını teknolojinin ve dünyanın yeni yönelimleriyle buluşturmayı önemsedi. TOG'la çok önemli bir ortaklığa girdik. Şimdi 400 tane istasyonda bir ya da iki tane olmak üzere bu super fast charger dediğimiz çok hızlı şarj sistemleri kuruyoruz. Derince'de üretilen madeni yağlarla 12 yıl üst üste sektör lideri olan Shell Turkas, Akdeniz Havzası'ndaki en önemli madeni yağ üreticisi olarak tam 70 ülkeye ürün ihraç etti. 1996 yılında ara verdiği arama faaliyetlerine 2011 yılında Türkiye Petrolleri ile Diyarbakır'da Kaya Petrolü, Antalya açıklarında derin deniz arama projeleriyle tekrar başladı. Asıl önemli katkıysa 2013'ten itibaren odaklandığı Batı Karadeniz sondajı oldu. Yine Türkiye Petrolleri ile 2015'te bölgedeki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirdi. Shell, Türkiye'de doğalgaz ithalatı ve ticareti yapan ilk uluslararası enerji şirketi oldu. Shell artık Türkiye'de geleceğin temiz enerji stratejileri doğrultusunda birçok tesise elektrik sağlamanın yanı sıra ihracat da yapan bir kuruma dönüşmüştü. Shell is focused on delivering what we call our Powering Progress strategy, a strategy that aims to achieve net zero emissions by 2050. Shell, Türkiye'de de LNG yatırımları ve enerjisini güneşten alan tesisleri gibi birçok kalıcı çalışmayı hayata geçiriyor. Shell, 100 yıllık tarihi boyunca sadece ticari faaliyetleriyle değil, en çok önem verdiği değere göre şirket politikasını belirlemişti. Shell'de şunu hissediyorum, önce insan. Kapıdan içeri girdiğinizden beri, evet ben burada değerliyim, bana burada değer veriliyor cümlelerini kendimize kurabiliyoruz açıkçası. Shell'in öncülük yaptığı bir alan daha vardı ki o da Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından erkek egemen bir sektöre anlamlı bir dokunuştu. 100. yılımıza kadar 5000 kadını işe alacağız diye 5 sene önce yola çıktık. Benim başkanlığını yaptığım Shell Turkas Yönetim Kurulu'nun %42 kadın oranı, icra kurulumuz %50. Dolayısıyla yönetici seviyesinde de kadınların olması bizi başka şirketlere örnek bir şirkette kılıyor. Shell'in toplumsal sorumluluk anlayışı her zaman insan odaklı oldu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve istasyonlarda engelsiz hizmet alanları oluşturdu. Shell, trafik güvenliği ve güvenli sürüş alanında yürüttüğü çalışmalarla milyonlarca kişinin hayatında farkındalık yarattı, davranış değişikliği sağladı. Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışması Shell Eco Marathon'la
Türkiye'den binlerce genç alternatif enerji kaynaklarıyla en verimli araçları üretme imkanı buldu. 100 yıl Cumhuriyet'le birlikte yaşanan, Cumhuriyet'in ilkelerine ve hedeflerine sımsıkı bağlı 100 yıl. 100. yılını kutlayan Shell, bugün 100. yılında Türkiye'ye değer katmayı sürdürüyor. We have been there 100 years. We've been part of society, we've been part of the values, and we've been part of the growth to the great country which it is today. I am so proud of the role that Shell has played in Turkey over the past 100 years. And I very much look forward to the continued role that we will play for maybe another 100 years into the future. Hepimizi heyecanlandıran, coşkuyla kutlayacağımız ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Hem Türkiye'mizin hem de Shell'in 100. yılı için tutkuyla çalışıyoruz. Ne mutlu bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına tanık olduk. İkinci yüzyılda da aynı azim ve ruhla buradayız. Shell, gelecek yüzyıl inşa edilirken de Türkiye için üretmeye, güçlenmeye, ülkenin kalkınması için hep ileride olmaya kararlılıkla devam edecek. Nice yüzyıllara.